15 Temmuz gecesi yorganın altına saplanmışsın. 15 Temmuz gecesi darbecileri alkışlamışsın. Hatta darbe başarılı olsun diye içinden geçirmişsin, dışından söylemişsin. Kadeh kaldırmışsın. Müezzin dövmüşsün. Değil mi? Darbeye karşılar falan filan diye. Üzülmez misin? Peki üzüntünü nasıl belli edeceksin? Oturup ağlayacak değiller. Kahramanları eleştirecekler. Kahramanları küçümseyecekler. Çünkü niye biliyor musun? Öyle alçaklar ki, öyle namustan ve şereften yoksunlar ki bunu yapanlar. Kendileri o kadar korkaklar, küçümsedikleri insanların kahramanlığı altında o kadar çok eziliyorlar ki Barış. Onları küçümsemekten başka çareleri yok. Başka türlü ayakta kalamazlar. Yoksa utancından bir insanın bunu, yani 15 Temmuz'da kahramanlık yapmış, bu milleti takdir edecek ama kendisi saklanmış bir insanın cehennemin dibine kadar girmesi gerekiyor. Nasıl biliyor musun? Utancından yerin dibine girmesi gerekiyor. Ya tabii. Atıyorum, bizim apartman görevlimiz gitti de ben evde saklandım. Yahu ben nasıl bir insanım diye kendini muhakeme etmesi lazım. Bunu yapacak cesareti bile yok. Ya da o yüzden onların kahramanlığını yüceltecek bir erdemi dahi yok. Olgunluğu dahi yok. O yüzden onu küçümseyecek. Bu zaten şöyle. Onları biz aşağılamadığımız sürece, aynı benim yaptığım gibi bak. Biz aşağılamadığımız sürece, bunlara bulgurcu makarnacı diye alınlarına onu yapıştırmadığımız sürece, onlar bizi şöyle, çünkü biz ne yaptığımızı biliyoruz. Bu halk, bu millet ne yaptığını çok iyi biliyor. Neye sahip çıktığını çok iyi biliyor. Tarif ediyorum işte. Hangi ruhtan beslendiğini çok iyi biliyor. Kendi tarif edemeyebilir. Kendi bunu kelimelere dökemeyebilir. Ama ben görüyorum, ben biliyorum. Oradaki naralardan adam mermi saydırdıkça Allahu Ekber diye. Bak, bu vatan bölünmez diyor. Bak, adam mermi saydırıyor. Takır 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 takır. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah. Yani o da ona karşısında bir tekbir getiriyor, tamam mı hocam? Vatan bölünmez diye bağırıyor. Yani sözünden başka hiçbir gücü yok o anda. Ya şimdi dolayısıyla böyle mücadeleyi vermiş bir insan, yani oturacak 3-5 tane uğursuzun aşağılamalarına mı bakacak? Onları biz aşağılamadığımız sürece şöyle olur biliyor musun? Onlardan takdir bekliyor oluruz. Hayır. Onlara hakaret edeceksiniz. Onları aşağılayacaksınız. Onları korkaklıkla suçlayacaksınız. Onları ağzını açamaz hale getireceksiniz. Çünkü bunun için de ne yapacaksınız biliyor musunuz? Kahramanlarınızı yücelteceksiniz. Şehitlerinize sahip çıkacaksınız. Yüzlerine, alınlarına yapıştıracaksınız. Korkak olduklarını. Bulgurcu, bak o günden beri, 15 Temmuz'dan beri ben dedim ya, bir örnek vermiştim. 15 Temmuz gecesi gözümle gördüğüm şeyi anlattım. Bakkalı yağmalıyorlar. Ya Bakırköy'de oturduğum için malumunuz. Yağmalıyorlar. Ertesi sabah gittiğimde ne oldu ya Mehmet dedim. Abi dedi, sabah da adamlar aldı makarnaları geri getirdiler dedi. Şey, darbe bastırıldığı için dedi. Bak adam makarnaları almış 10 tane. Darbe var ya, hani erzak almaya giden var ya arkadaşlar. Almış 10 tane ekmek ne var? Diyor ki ya çürük falan domates hiçbir şey kalmadı abi diyor. Hepsi diyor yağmalandı dükkan diyor. Bir görsene bir baksana falan filan diyor. Sabah gittim de sabah şeyden CNN'den döndüm zaman uğradım. Ne oldu sana falan diye. Çünkü çok büyük yoğunluk vardı. Ondan sonra ne oldu falan dedim. Abi dedi adamlar onlar makarna aldılar. Ne varsa bitirdiler dedi. Sabah da aldıklarını geri getiriyorlar. Darbe bastırıldı. Ya bak, utanmazları görüyor musun? O gün ben bunu anlattığımdan beri sen hiç şey duyuyor musun 15 Temmuz'dan beri? Bunlar bulgurcu makarnacı diye aşağılandıklarını insanların. O muhafazakar. Çünkü niye biliyor musun? Gerçek bulgur ve makarnacılar ortaya çıktı. Erzak peşinde koşanlar. Batuhan Ergin'in mesajı erzak peşinde koşan, bankamatik peşinde koşanlar. Orada burada kadeh kaldıran namus yoksunlarına verilmiş en güzel cevaptır. Biz bunu anlatmalıyız hey. Biz bunu darbeden birkaç yıl sonra gördüğüm mesajlardan birisi. O günden beri üzerine dururum. Ben hiç tanımıyorum. Batuhan Ergin'in daha işte ailesinde bilmezdim falan. Ama ben o kahramanı işlemeliyim hocam. Bu ne demek istedi bu çocuk? Ya 21 yaşındaki bir çocuk ne demek istedi? Mesela öyle olmazsa şöyle bakıyoruz olaya. Efendim çok bilgili, kültürlü, entelektüel insanlar bunlar. Efendim işte bak şey aşağılıyorlar dua edenleri falan. Ya biz onları aşağılayacağız. Biz onları aşağılayacağız. Bak uzlaşmayacağız hocam. Uzlaşmayacağız. Kini, öfkeyi canlı tutacaksın. Yoksa şöyle olacak. Ya bunlar biz 15 Temmuz'a artık hani biraz şey yapsalar yani biraz yani Kılıç mesela şöyle bir şey bak ben sana bir örnek vereceğim. Kılıçdaroğlu ve çevresi ne yaptı?
FETÖ'cülerin bir yalanı vardı, kontrollü darbe diye, değil mi? Tiyatro falan diyorlardı. Evet, o şimdi evet. İYİ Parti'de Aytun Çıray böyle aklı sıra FETÖ şeyi yapıyor, mücadelesi yapıyor ama işi siyasi araç olarak kullanıyor. Bakın şeye, hani FETÖ lafı falan kullanır ama FETÖ'cülerin hiç ona saldırdığını, onu linç ettiklerini görür müsün? Çünkü biliyorlar. Vallahi görmedim. Onun, bak, onu hiç linç etmezler. O FETÖ falan yazar böyle. Hiç. Mesela Aytun Çıray FETÖ, ya sen bize niye FETÖ diyorsun? İşte bilmem ne falan, hiç cevap verdiğini görüyor musun? Hayır. Çünkü şunu biliyorlar. Onun gibiler için FETÖ ile mücadele siyasetle mücadele aslında. Onların FETÖ ile mücadelede anladığı şey bunu iktidara karşı veya FETÖ ile mücadele edenlere karşı sopa olarak kullanmak. Ha? Ne anlatıyordum ben size? Bir şey. Abi bir şey sen kontrollü darbe şimdi bak kullanılmıyor bugünlerde. Bir saniye anlatacağım. Bu Aytun Çıray niye geldik? Kontrollü darbe raporunu yazan CHP'nin milletvekiliydi o zaman, o tarihlerde. Şimdi 6 yıl önce CHP kontrollü darbe diye ortalığa çıktı, değil mi hocam? Darbenin ikinci ya da üçüncü yılında efendim yok kontrollü darbe değil, bu bal gibi darbe demeye başladılar. Beşinci yılında geçen yıl Kılıçdaroğlu darbeyi beraber bastırdık falan demeye başladı. O hani kendini çok akıllı zanneden çevresi var ya, o CHP'si, İYİ Partisi, hani böyle darbeye de şey bakan, işte mesafeli bakanlar. Hiçbiri şunu sormadılar, biliyor musun? Ya Sayın Genel Başkan, 5 yıl önce siz kontrollü darbe dediniz. Bir rapor yazdınız. Bugün darbe diyorsunuz. Biz bastırdık diyorsunuz saklandığınız halde evlerde. Hocam bu ne çelişki? Yani hani AKP diyordu bizi kandırdılar. Siz de bizi kandırıyorsunuz o zaman. Demiyorlar, biliyor musun? O yüzden bunları aşağılayacaksınız hocam. Bilginizle, okuduğumuzla aşağılayacağız. Öyle şahıslarla uğraşmayacağız. Bunların cahilliğini, bunların bilgisizliğini. Şimdi darbeyle ilgili kendini çok akıllı zaten bizim eski gazeteciler var. Hep tanıyoruz. İsimleri belli şeyde. Böyle aptal aptal sorular soruyor işte. Adil eksiz bilmem ne mi? Efendim darbe öyle saatte olur mu? Bana. Ulan hayatınızda bir tane ifade okumamışsınız. Bir iddianame okumamışsınız. Ama FETÖ'cüler onlar yerine okuyor ya. Onların yerine okuyup ortaya sorular atıyorlar. Onlar da o soruları tekrar tekrar sormayı bir entelektüel çaba. Çok kendini de zeki zanneden zavallılara dönüşüyorlar, biliyor musun? Cevap bile vermiyor. Bak cevap bile vermiyor. Abi gerek cevap verilecek bir durum da yok çünkü. Bunların onayına falan ihtiyacımız yok hocam. Onlar bu milleti anlayacaklar. Bu millet anlatacak kardeşim. Bölünmeyecek, anlatacak. Tamam mı? Karşında milyonlar olsa mı olacak? Bak milyonlar olsa.